Batı Balkanların en küçük ülkesi olarak bilinen Karadağ'da geçtiğimiz Eylül ayından beri Anayasa Mahkemesi üyesi hakimlerin seçilememesi sorun yaratıyor. Karadağ'ın başkenti Podgorica'yı ziyaret eden Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fayon, Karadağ Meclis Başkanı Daniela Djurovic ile düzenlediği ortak basın toplantısında ülkenin gündeminde yer alan bir sorun olan Anayasa Mahkemesi seçimlerine ilişkin uyarılarda bulundu. Karadağ'da seçilemeyen anayasa mahkemesi üyelerinin büyük bir tehdit oluşturduğunu öne süren Tanya Fayon, mahkeme üyeleri seçilemezse Karadağ'ın AB'ye katılım müzakereleri tehlikeye girebilir. Anayasa mahkemesi ve üyelerinin seçimi AB için önceliğin önceliğidir ifadelerini dile getirdi. Tanya Fayon düzenlenen basın toplantısında Karadağ'ın hakimleri seçmemesi durumunda Avrupa Birliği'ne katılımına dair görüşmelerin etkilenebileceğini bildirdi. Aynı zamanda Fayon bu konuya ilişkin olarak 10 23 Ocak'ta Brüksel'e bir rapor sunacağını da dile getirdi. Slovenya Dışişleri Bakanı Tanya Fayon, Karadağ'ın Anayasa Mahkemesi seçimlerine ilişkin ''Umuyorum bu tarihten önce olumlu haberler alırım. Anayasa Mahkemesi, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve seçim için son derece önemli bir kurum.'' açıklamalarında bulundu. Gelişmelerin yanı sıra Karadağ Meclis Başkanı Daniela Duyrovic ise Anayasa Mahkemesi üyeliği için başvuran adaylarla görüşeceğini bildirerek ülkenin gündeminde yer alan sorunun en kısa sürede çözülmesine yönelik temenni de bulundu. Daniela Duyrovic sorunun hemen çözülmesine yönelik olarak üyelerin seçileceği meclis oturumunun düzenlenmesine dair çalışma arkadaşlarıyla görüşeceğini iletti. Duyrovic, Karadağ'ın önüne çıkan engelleri en kısa sürede açacağına ve AB yoluna devam edeceğine inanıyorum açıklamalarında bulundu. Normal şartlar altında Karadağ Anayasa Mahkemesi'nde 7 hekimin bulunması gerekirken ülkede eylül ayından bu yana mecliste yer alan hakim üyelerin sayısının 3 olduğu bildiriliyor. Bu nedenle Karadağ'ın Anayasa Mahkemesi'nin faaliyetlerini yürütemediği ortaya konuyor. Karadağ'da Eylül ve Ekim aylarında yapılan seçimlerde ise gerekli çoğunluğun sağlanamadığı ve mecliste yer alacak Anayasa Mahkemesi üyelerinin seçilemediği görülüyor. Karadağ'da yapılacak yeni seçimler için 27 adayın başvuruda bulunduğu öne sürülüyor. Dünyadan daha fazla haber almak için kanala abone ol.